İstanbul'da sizleri misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. MİKTA Parlamento Başkanları olarak en son 2019 yılında Meksika'da yüz yüze toplanmış ve daha sonra maalesef video konferans yoluyla toplantılarımızı sürdürmüştük. Şimdi tekrar aynı çatı altında, aynı masa etrafında toplanabilmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Malumunuz bir ay önce Türkiye'de büyük bir deprem, hatta depremler yaşadık. Asrın felaketi olarak da adlandırdığımız bu afetlerde büyük kayıplar yaşadık. Hani buna asrın, yüzyılın felaketi diyoruz ama aslında asırlardır yaşanmamış büyüklükte, belki 500 yılda bir yaşanacak bir felaketle, depremler silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Böyle zamanlarda en büyük tesellimiz sizler gibi dostlarımızın yanımızda olduğunu bilmek olmuştur. Bu yüzden deprem sonrasında bu toplantının yapılmasına ilişkin tereddütler oluşsa da ve bu durumu sizlerin anlayışla karşılayacağınızı bilsek de sizlerle buluşmak ve toplantımızı belirlenen takvim içerisinde yapmak arzu ettik. Bu vesileyle acımızı paylaşan, acil arama, kurtarma, insani yardım desteklerini bizden esirgemeyen MİKTA ülkelerine, halklarına, sizlere, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Deprem felaketinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı dileğimi bir kez daha tekrarlıyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle çok taraflılık ve küresel karşılıklı bağımlılık ekseninde parlamentolarımız arasındaki işbirliğinin giderek gelişmekte olduğunu memnuniyetle müşahede ettiğimi belirtmek isterim. Etkin çok taraflılığı dış politikamızın en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu bağlamda MİKTA Türkiye için müstesna bir yere sahiptir. MİKTA uluslararası işbirliği, diyalog ve kültürler arası anlayışa dayalı yapısını önemsiyoruz. MİKTA'nın bölgesel ve küresel sorunların çözümüne katkı sağlama potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda 2022 yılında memnuniyetle üstlendiğimiz MİKTA dönem başkanlığını 2023 yılında Endonezya'ya devrederken işbirliği ve koordinasyonun daha güçlü bir şekilde süreceğine olan inancımı da ifade etmek istiyorum. Değerli misafirler, giderek birbirine daha fazla bağlı ve bağımlı hale gelen bir dünyada yaşıyoruz. Küresel anlamda karşılaştığımız zorluklar da bu minvalde daha karmaşık ve çok yönlü hale gelmiştir. İşte bu zorlukların üstesinden gelmek, siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlardan çıkış yolları üretmek için çok taraflılık kilit bir araç olarak uluslararası ilişkilerin temel prensipleri arasında yer almaktadır. Çok taraflılık ülkeler arasında dayanışma, saygı ve adil bir paylaşımı öngörmektedir. Çok taraflılık ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir diğer husus, ülkelerin birbirine olan ihtiyacını ve işbirliğini zorunlu kılan küresel karşılıklı bağımlılıktır. Son yıllarda tecrübe ettiğimiz salgın, savaş, doğal afetler, kuraklık gibi meseleler, yerküredeki her bir devletin ve hatta her bir ferdin birbirine ne kadar kestirme ve grift bağlarla bağlı olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Dolayısıyla küresel karşılıklı bağımlılık, ülkeler arasındaki işbirliğinin artmasını ve uluslararası sorunların çözümünde ortak çabaların sergilenmesini gerektirmektedir. Değerli misafirler, ülkeler ancak işbirliği yoluyla küresel sorunların üstesinden gelebilirler. Bu sorunlarla hiçbir ülkenin tek başına başa çıkabilmesi mümkün değildir. Milletlerin temsil organları olarak parlamentolarda bu bağlamda uluslararası işbirliğini geliştirmek, tecrübeleri paylaşmak ve halklar arasındaki köprüleri güçlendirmek için aktif bir rol oynamalıdır. Bize düşen sorumluluk, parlamentoların halktan aldıkları gücü değerlendirerek
ve küresel karşılıklı bağımlılığın farkında olarak çok taraflılığı teşvik etmektir. Birlikte çalışabileceğimiz konulara odaklanmaları ve işbirliği yollarını keşfetmeliyiz. Değerli arkadaşlar, bu anlayış çerçevesinde toplantımızın başlığını çok taraflılık, küresel karşılıklı bağımlılık ve parlamentolar olarak belirledik. Toplantımızda öncelikle çok taraflılığa imkan veren en önemli mekanizmalardan olan uluslararası kuruluşları ve bu kuruluşların etkin çok taraflılığa hizmet etmesi için ihtiyaç duyulan reformları gündemimize aldık. Küresel karşılıklı bağımlılığı açık bir şekilde ortaya koyan güncel meselelerde MİKTA ülkelerinin birbirleriyle tecrübelerini paylaşması amacıyla göç, gıda güvenliği, tedarik zincirleri, yeni nesil teknolojiler ve yapay zeka gibi konulara yine gündemimizde yer verdik.